Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kareli TTT Geometri Soru Bankası kitabında kare konusundaki test 5'in çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 126 ve 127'yi çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlayalım. Şurada bir kare şeklinde bir tabela var. Devrilmiş D köşesi buraya gelmiş. Karenin bir kenar uzunluğu da 2 kök 5 olarak verilmiş bize. ACE doğrusal olarak verilmiş. Hemen ACE'nin doğrusalını şöyle düşüneceğim. Yani bu ne oldu arkadaşlar? Şu köşegen. Devamı köşegen değil mi? Bu köşegeni de kullanacağız. Başka burası 2 kök 5 olarak verilmişti. 2 kök 5 şurası. Hocam burası da 2 kök 5 ve bir de diyor ki B noktasının zemini olan uzaklığı. Arkadaş B noktasının zemini olan uzaklığı nasıl kullanacağız? Ya hocam şuradan dik çizersem yok olmaz. Zaten bir kere şuradaki uzunluğu da kullanacağım ya ve benden AE uzun isteniyor ya. AE'ye karşı bir dik üçgen getirmem lazım. E B'nin de şuradaki dik uzaklığı derken yani buradaki noktanın bu dik uzaklığını bahsederken Hocam şuradaki dik uzaklık böyle de böyle de olmuyor mu? Yani şunun uzaklığı aslında nedir arkadaşlar? 6'dır. Bunu daha öncesinde de yaptık zaten. Ha buradaki uzaklık buradan böyle dik çizip böyle yapacağını şuradan şöyle dik çiz. Şuradaki mesafe 6 birim olarak kullan dedik zaten. E ne yapacağız? Burada bir 90 dereceler havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta. E o zaman bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Eş. 90'ın karşısındakiler 2 kök 5 olduğundan dolayı. Bu arada bunun tamamı 6 verilmiş ve burada da 2 kök 5 verilmiş. E ben şuraya bir A buraya da bir B diyecek olursam. Alfanın karşısı B alfanın karşısı B burası da A. Dikkat et A artı B kaç geldi buradan? 6. Bir de burada ne var? A kare A artı B kare de 2 kök 5'e eşit oldu. İstersen burada şöyle yap. B'yi at öbür tarafa A eşittir 6 eksi B de. A eşittir 6 eksi B deyip yerine yazdıktan sonra işlem işlem işlemle sonuca ulaşırsın. A bence hissedelim. Burada 2 kök 5 var ya büyük ihtimal 1 2 kök 5 üçgeni. Yani Şurası 2 burası 4 olunca A artı B 6'yı da sağlıyor mu? Evet sağlıyor. A yerine 2 yazdım. Buraya 2 yazınca buradaki 6 da tutuyor. Yani hissederek yine sonuca ulaştım. Evet A 2 çıkıyor. B de buradan kaç çıkacaktır? 4 çıkacaktır. E sonra benden bu uzunluk isteniyor. Bu uzunluğa karşılık bir şeyler yapmam lazım benim şimdi. Pisagor bağıntısında şuradaki uzunluk falan filan yok. Ne yapacağım? Arkadaş bir de buradan böyle bir dik çizsek böyle al be alfa 90 beta burası da alfa yaptı. Yine şu üçgenle de şu üçgen eş üçgen oldu mu oldu. E, Beta'nın karşısı 2 ise beta'nın karşısı burada da 2'dir. Alfa'nın karşısı burası kaçtır? 4'tür. Burada ne yapacağız başka? 2'yi bulduk ya 2'yi kullanalım. Bak burası 2 burası 4. Hocam şunlar birbirine paralel. Bunlar birbirine paralel. Ve 2 bölü 4 oran varsa orta taban. E o zaman şunlar birbirine eşittir. Hatta şu parçada da şu parça birbirine eşittir. Yani 6 ise burası da 6 olur. E artık şuradaki üçgenle bir pisagor bağıntısı yapabiliriz. 2 ve 6'da hocam burası 2 çarpı 3 burası 2 çarpı 1 burası da 2 çarpı kare küçüğü 1'in karesi artı 3'ün karesi 1 artı 9'dan 2 kök 10 çıkar. Evet burası 2 kök 10'sa burası da 2 kök 10 toplamda kaç çıkar? 4 kök 10 çıkar. Güzel bir soru zor bir soru mu? Bir tık bir zor diyebiliriz aslında ama aslında verilen hamleleri kullanarak sonuca ulaşıyoruz. Sadece ekstra burada ne var? Orta fark etmek var. Ya zaten biz kare sorularında ne yapıyorduk? Dışarıda eş üçgenlerden hatta şunu da şöyle çizersek dışarıda kareleme metodu dediğimiz tekniği kullandık aslında burada da. E bu da zor sorularda kullanacağız diye de daha öncesinde size söylemiştik. Zaten evet cevap balı kesir birinci soruda geldik ikinci soruya. İkinci soruda da ne verilmiş? ABCD B, karesinin içine A ve D noktalarından geçen bir ip bağlanmıştır. A ve D noktalarına bir ip bağlanmış. Sonra ipin orta noktası olan E noktasına ağırlık takılıyor. Evet orta noktası E'ye ağırlık takılmış. Bu orta noktasına ağırlık takıldığında bak bu böyle oldu ya. Yani tam orta noktası dediği için ip de toplamda kırmızı uzunluk olduğu için orta noktasından dolayı bunlar birbirine eşit oldu. Hareketli halde ağırlık ip üzerinde hareket ettirilerek şekildeki gibi DC'ye geliyor. Arkadaş şuraya gelmiş. Buraya geldiğinde şurası kaç verilmiş? 5 vermiş. A dikkat et burası karenin bir kenarı 12. Hocam burası da 12. 5 12 nedir burası? 13'tür. A ipin uzunluğunu kaç bulduk burada? 18 bulduk. E 18 bulduysak bunlar da 9 9 çıktı? Evet. E noktasının bc kenarına en kısa uzaklığı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şuradaki x e Arkadaş x kenar bu. X kenar görünce insan tabanına ait yüksekliği çizmez mi? Çizer. Çizince burası kaç yaptı? 6 6 yaptı. E sonra 9'dan 6'dan pisagor bantından burayı bulacağız. Hocam burası 3 çarpı 3. Hocam burası da 3 çarpı 2. Burası da 3 kök. Karesi eksi karesi. 9 eksi 4'ten 5 çıkar. E hocam karenin bir kenarı 12 idi. E tamam 12. Yani x artı 3 kök 5 eşittir 12 ise x de böylelikle 12 eksi 3 kök 5 şeklinde bulur muyuz? Buluruz. Yani cevabımız böylelikle akça yaptı ikinci soruda. Geldik 3'e. Evet güzel bir soruya benziyor. Şekilde özdeş 4 tane küp. Küp olması ne demek? Ne demek? Şu görünen yüzeylerin kare olması anlamına geliyor. Yani kare olması demek ne demek? Buradaki açıların 90 derece olmasını kullanacağız kardeşim. Hadi bakalım buradaki açıların 90 derece olmasını kullanalım. Şimdi karesel yüzeylerden bir tanesinin alanı 169. Yani bir kenar 3 mi yapıyor? AB uzunluğu 5 verilmiş. 5. Bir kenar 13, yapıyor bu arada. 13. Burası kaç yaptı? 12 yaptı. E burası da 13. C zemine uzaklığı. Bak C'nin zemine uzaklığı. Biraz önce de yaptık. Bunu böyle yapacağımıza. Şöyle kenarından gel kardeşim. Tam şu köşesinden geç. Z, buradaki uzunluk isteniyor benden. Şunu bulmaya çalışacağız. Hocam şuradaki mesafe zaten 13. Şuradan şöyle dik çizersem 13. Burası da 13. E burada da alfa betalara dalacak olursak. Alfa beta. Beta 90 alfa alfa 90 beta. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta bunlar birbirine eşit ya. Eş üçgen oldu. E burada alfa 90, beta burası da alfa oldu. Yani şurada da bir de var. Eşlik var. E burada alfa'nın karşısı 5, alfa'nın karşısı burada da 5, beta'nın karşısı 12 ise burada beta'nın karşısı 12. Ve toplam şurası kaç yaptı arkadaş? Şu 13, 5 daha 18, 12 daha 30 yaptı. Gerçekten çok güzel bir soru. Sınavda çıkmaya aday bir soru arkadaşlar. Yani e, aslında bu zamana kadar yaptığımız sorular değil mi? Yaptığımız sorular sadece küp olarak koya, küp olarak koymuşlar. Bir de zeminden yüksekliği zeminden yüksekliği isteniyor bizden. Sınavda çıkmaya aday bir soru lütfen dikkat edin. Üçüncü soru C Han, geldik dördüncü soruya. 15 derece varsa ne yapacağız kardeşim? Ama öncelikle hiç köşegen köşegen çizerek de sonuca ulaşabiliriz aslında. Hocam bir köşegen var ya diğer köşegeni de biz çizelim diyebilirsin Seven. Tamam çizelim. Çizmezsek özel açı mantığını kullanabiliriz bu arada e, ee, köşegen çizdiğimiz zaman şuradaki parçaların hepsinin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Ve bu köşegenden dolayı 45-45 olduğunu biliyoruz. Burası da 45. Buraya kaç kaldı? 30. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı kaç yapar? 6. 60'ın karşısı kaç yapar? 6 kök 3 yapar. AE uzunluğu nedir diye isteniyor. Hocam 6 kök 3. 6 kök 3. Burası da 6 kök 3. E AE uzunluğu ne yapar arkadaşlar? Tamamı 6 kök 3. Burası 6 ise 6 kök 3 eksi 6 yapmaz mı? Evet. Yani cevap balık kesir yaptı. Dördüncü soruda geldik. 5. soruya. Aa güzel. Bu da güzel. ÖSYM bunu da sever. Evet eş yapılardan bir şey kullanmış burada kesipte. Eş yapılar mı bunlar? Bakalım. Köşeye gelenlerinden birinin uzunluğu 18 cm olan eşkenar dörtgen biçimdeki karton şekil bir göstermiştir. Eşkenar dörtgen alanı 432. Yani bir köşegen 18 diğer köşegen A diyecek olursam 18 çarpı A bölü 2 köşegenler çarpımının yarısı 432 verilmişse eğer o zaman sadeleştir 9. Bu 432'yi 9'a bölelim bakalım. 3, 4, 6 kere 9, 54, 5 kere 9, 45, 4 kere 9, 36. Şu kaç kalıyor? 72, 9 kere 8, 72. Evet, A'yı da 48 bulduk arkadaşlar. Evet, A 48. Bir köşegen 48, yani burası 24, 24 yaptı. Bir köşegen 18, değil mi? Yani bu da 9, 9 mu yaptı? Evet, köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Yani 9'a 24'lük üçgenleri almışım, buraya koymuşum. Hocam 9'a 24'lük üçgenler. Bak 9, 9, 9. E bunun tamamı 24 olacak ya. 24'ten 9 çıkınca kaç kalıyor arkadaşım? 15 kalıyor. Burası 15 yaptı. E burası da 24 yapacak burası. da 15, burası da 15, burası da 15 oldu mu? Oldu. Bu arada şu alfa alfa şuraya da beta beta diyeyim. Açı Açıortay ya. Burası da alfa alfa. 9'u gören alfa, 9'u gören alfa, E 10 24'ü gören beta. Tamam. Burası da beta. E sonra bu alfa beta'ya ne de aldım ben? Alfa, beta dalınca A şurada ne oldu arkadaşlar? Burası 90, hatta burası da alfa, burası da beta, burası da alfa. Yani şu büyük şekil bir kare yaptı, içeride de bir kare oluştu. Boş kalan bölgenin alanı isteniyor. Tamam ya, şu 90 derece ya. Ya 90 derece olduğundan dolayı şuradaki kare çıktı. Karenin alanı isteniyor. Yani 15'in karesi kaç yapar? 225 yapar kardeşim. Evet, cevap 225 yaptı. Denizli oldu 5. soru. Geldik 6'ya. Evet aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir televizyon ekranı ile köşegeni televizyonun üst kenarında bulunan kare şeklindeki örtünün yarısı gösterilmektedir. Aslında bir katlama sorusu. Sen bu katlamayı arkadaki katlamayı açtıktan sonra şöyle bir şey mi olacak? Evet yani arka tarafta kare açtık kare bu karenin köşegeni de burada tam ekranın üzerinde. Bu örtünün ekran üzerinde kalan köşeleri aşağıdaki gibi düşey doğrultuda 3 cm aşağı kaydırıldığında yani her bir köşe 3 cm aşağı kaymıyor mu? Evet bu 3 cm aşağı kaydı bu da 3 cm aşağı kaydı. Bak önceden burası neydi arkadaşlar? Şurası ekran üzerindeydi. Yani burası 3 santim aşağı kaydı. Böyle de böyle de böyle de. Yani şurada bir dikdörtgen çıktı mı çıktı. Yani sen buranın ne olduğunu biliyorsun. 3 santimetre 3 santimetre. Bu köşegenle şuranın ben paralel olduğunu biliyorum. E o zaman şimdi burada bu köşegen olduğundan dolayı burası 45 45. Hocam aynı şekilde burası da 45 45. E burada bir Z kuralı var. E burası da 45. E burası da 45 mi oldu? 45 45 93 gen çıktı burada. 3 3 ise burası 3 kök oldu mu? Oldu. Hatta burası da 3 kök oldu mu? Oldu. Ee, üzerinde kapladı. Örtünün ekran üzerinde kapladığı alan ilk duruma göre 27 santimetre kare artmış. Artan alan neresi dostum? Artan alan şurası değil mi? Dikkat et. Önceden bu alan yoktu. Sadece şurası vardı bak. Yani sadece burası vardı. Şimdi burası arttı. İşte bu alan 27'ymiş. E bu alan 27. Bu alanın 27 olmasını ben nasıl kullanacağım kardeşim? Şimdi ister böyle yap. Şu dikdörtgenin alanından iki tane üçgenin alanını çıkartayım hocam diyebilirsin. Değil mi? Şuradaki alanı bulmak için. Çünkü burası 27 ya. E, dikdörtgenin alanından neyi çıkartacaksın? İki tane dik üçgenin alanını çıkartacaksın. Öyle de bulabilirsin. Ya da ne yaparsın? Şuradaki yamuğun alanından da gidebilirsin. O da sana kalmış biraz. Neyse ben buraya o zaman şey diyeyim. Şuraya ben bir A diyecek olursam. A çarpı 3'ten A çarpı 3'ten neyi çıkartacağım? 3 çarpı 3 bölü 2. 3 çarpı 3 bölü 2 eksi bir daha 3 çarpı 3 bölü 2. Yani şurada kalanları çıkartıyorum arkadaşım. Yani bundan 2 tane var. İşte bu neye eşitmiş? 27 eşitmiş. Şunlar gitti. E, 9. Buradan A çarpı 3 o zaman değil mi? Şurası A çarpı 3. A çarpı 3 neye eşit oldu? 27 artı 9 A yani 36 eşit oldu. A'yı buradan kaç buluruz? 12 buluruz. Evet A'yı 12 bulduk. Yani bir kare var elimizde. Şöyle bir kare var elimizde ve karenin köşegenini ne bulduk arkadaşım? 12 bulduk. Bizden ne isteniyor? Buna göre örtünün alanı nedir diye soruluyor. Karenin alanı nedir diye soruluyor. 12 ise ikiz kenar dik üçgen ya hani 45 45 93 üçgeni ya 12 kök gibi bölsen 12 kök gibi 2'den 6 kök çıkar. Karenin bir kenarı e o zaman karenin bir alanı da ne olacaktır? 6 kök'ün karesi kaç yapar? 72 yapar. Yani cevap cehan oldu arkadaşlar 6. soruda. Geldik 7'ye. Ahmet kare şeklindeki kumaşı şekilde gösterilen kesikli çizgilerden keserek iki parçaya ayırıyor. Şekil içinde yazan A ve B değerlerine bulundukları bölgelerin alanlarıdır. Şimdi burada şöyle bir şey verilmiş. Burası 3 esken burası pardon tam tersi. Burası 5 esken burası 3 es verilmiş. Hocam burası 3 es burası da 5 es. Toplam 8 es mi? Evet. Dikkat et. Şimdi burayı A'yı yazmadım özellikle 5 es diye. Çünkü burada alan böyle dağıtmaya çalışacağım. Şu köşegeni çizecek olursam ya da burası 3 es ya. Şurası 8s olacak. Tamam buraya 5s yazayım. Şurası 3s. Alan dağıtmaya çalışayım şimdi. Hop şu köşegeni çizersem tüm alan 8s ya. Hocam 4s 4s olacak. Burası 4s. Buraya da s kaldı. Aa hocam 1'e 3 oran var. Yani buradaki oran belli mi belli. 1'e 3 oran varsa A ise burası 3 mıdır? evet. Bu bir kare olduğundan dolayı burası 4A oldu. 4A ise 4A. Es, karenin bir kenarı 4A oldu. Tamam. Hatta 3 4 5 üçgeninden burası da 5A oldu. Şimdi çevreleri oranı isteniyor. E tamam çevreleri oranı belli zaten arkadaşım bir tanesinde. 4, 8, ondan sonra burada 5 daha 13, 14. Bunun çevresi 14A. Öbürünün çevresine bakalım. 3, 4 daha 7, 5 daha 12. Burası da 12A oldu. E o zaman çevreleri oranı ne oldu arkadaşlar? B bölgesinin çevresinin buna oranı ne oluyor? 14A bölü 12A isteniliyor. O da 7 bölü 6 yapıyor. Evet. Bir dakika. B bölgesinin çevresi tam tersi. 12A bölü 14A isteniyor. O zaman tam tersi 6 bölü 7 olacaktır cevap. Yani 7. soru Edremit oldu. Geldik 8'e. ABC'de karesi şeklinde ve bir kenarı 48 metre olan bir bahçenin bahçe içerisindeki P noktasının ABC noktaları birleştirmesiyle eşit alanlı 3 parsele ayrılıyor. Ha, eşit alanlı 3 parsel. Hocam burada kalan A, burada kalan A, burada kalan da A. Bak sen şu işe. Şimdi Burası 3 aya. Büyük ihtimal köşegen çizeceğim arkadaşlar. Hadi 3A bölü 2 ile uğraşmayayım. Ben bunların hepsine 2A diyeyim. Burası da 2A olsun. Burası da 2A olsun. Toplamda o zaman ne oldu arkadaşlar? Tüm alan 6A oldu. Tamam. Bir kenar uzunluğu da 48 olduğunu biliyorum. Arkadaş. 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 Şu alanların birbirine eşit olmasını ben nasıl kullanabilirim? Hocam. Şu kenarlar eşit mi? Eşit. Şimdi şu kenarlar eşit. Bak burası 48 burası da 48. E hocam Bunlar 48 48 ya. Bu alanlar eşitse tabana ait yükseklikler de birbirine eşit değil midir? Evet. Tabana ait yükseklikler birbirine eşit olmak zorunda. A tabana ait yükseklikler eşitse bak açı ortayda kollar açılan eşittir. Bu bir açı ortay olmak zorunda. Hocam bu açı ortay karedeki açı ortay aynı zamanda devamı nedir? Köşegendir. Yani bunun devamını getirdin. Bu köşegen oldu. Bak köşegen üzerinde olunca 2A 2A diye ayırdı. E hocam burası da 2A ya. Şimdi burası da arkadaşlar ne olmak zorunda? Bak şöyle bir şey ispatlı, ispatını yapmıştım burada da göstereyim. Şurada bir kare olunca bak dikkat ispatını gösteriyorum. Bir köşegen olunca şöyle şöyle üçgen oluşturulduğunda bak şuradaki alanlar birbirine eşit. Paralel kenarda da bunu söylemiştik. Sebep şu köşegeni çizince köşegenler dik ve birbirine eşit ya. Bak şu tabana ait yükseklik çizgi bu tabana ait yükseklik çizgi. Yani şu üçgende yükseklik çizgi bu üçgende de yükseklik çizgi. Y tabanları aynı yükseklikler aynı olduğu için burada kalanlar birbirinin tıpkısının aynısı oldu. Yani iki a alanıydı ya burası daha burası daha oldu. Hatta kareyi böyle daha düzgün bir şekilde çizeyim ben sana en sade şeklini. Ben şu köşegeni çizdiğimde şöyle bir şey çıktı kardeşim. Bak burası a burası a burası 2a burası da 2a şeklinde bulduk mu bulduk. E ben buradan dolayı şunu bulabilirim. E burası x ise tam tersi şöyle yazayım. Dur. Şurası x ise burası 2x değil midir? Alanlarla tabanlar doğru orantılı. Evet. E benden ne isteniyor? P noktasının AD ve DC kenarlarına olan uzakları. P noktasının AD ve DC AD ve DC'ye olan uzaklıkları. Vay 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 vay. Arkadaş bizden şuradaki uzunluk isteniyor. Şimdi şu uzunluk ve şu uzunluk isteniyor bizden. Tamam. X e 2 x bulduk bu Bulduk kardeşim. Şimdi burası 45 45 değil mi? Evet. E arkadaş şurada böyle bir paralellik var yok Var. E burası 48 ya. Hocam 1 bölü 3 oran var. E 1 bölü 3'ten dolayı burası 16 yapar. E burası da 16. Aynı şekilde şurada da bir kare çıktı bak. Burası da 16 yapar. Burası da 16 yapar. E o zaman şu uzunluk ve şu uzunluk toplamı ne yapıyor? 16 burada. 16 burada toplamda da 32 yapıyor. Bitti gitti. Daha da hiçbir şekilde de çözebilir miydik? Çözebilirdik. İşte 48 48 48 kök deyip işte 3'e bölünmüş hali 16 köklü olur. O zaman ikiz kenardaki dik üçgenden 16 16 da diyebilirdik burada arkadaşlar. Ama böyle hem alanla hem de uzunlukla işi karıştırıp önümüze böyle çok güzel sorularla çıkabiliyorlar. O yüzden bu tür sorulara dikkat edin. ÖSYM bunu da sever. 8. soru akçay oldu. Geldik 9'a. Yani kara soruya. Bakalım ne kadar kara bir soru. ABCD ve KLMN karelerinin birer kenarları çekildik gibi çakışıktır. Kalemine karesi N noktası etrafında saat yönünün tersinde. Evet bu yönde dö döndürdüğümde B ile K arasındaki uzaklığın 12 santimetre arttı. Aslında B ile K arasındaki uzaklık 0'dı. 12 santimetre artmış. Ben bunu döndüreyim. Döndürdüğüm zaman kare ne olacak arkadaşlar? İşte şu şekilde mi olacak karemiz? Aynen öyle. Bir miktar döndürülmüş hali bu oldu. Bu şekilde döndürdüğüm zaman B ile K arasındaki uzaklık önceden 0 iken şimdi 12 santimetre artmış. Yani şimdiki uzaklık kaç oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Yani burası 12 oldu. Ve D ile M arasındaki uzaklığın ise 4 santimetre azaldığı görülüyor. Arkadaş, D ile M arasındaki uzaklık kaç? Şöyle bakacak olursan, hocam burası x, burası da x. E. Önceden 2x'ti, şimdi 4 santimetre azalmış. Senin M noktası buraya mı geldi? Evet. Şimdi sen bunu böyle çizecek olursan, burası önceden 2x'ti. D ile M arasındaki uzaklık şimdi ne oldu? 4 santimetre azaldı. Yani burası 2x eksi 4 oldu. Hatta burası da ne? X. E ne yapacağız arkadaşlar? Bizden karelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Karenin bir kenarını bulmamız lazım. E hocam burası X burası X mi? Evet. Şimdi burada X kenar var. Taban da mevcut. İnsan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Hop yüksekliği çizdik. Tabanı iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Burası 6'ya burası da 6 oldu. Sonra hocam burada da tabana ait yüksekliği çizelim. X kenar olduğundan dolayı. Hocam bu da iki eş parçaya böldü. E şurada açıya da dalmak lazım sanki. Bunun doğrusal olduğunu falan bilmiyoruz. Ben buraya bir alfa alfa dersem. Bak burası 90 burası 90 değil mi? Evet. Şimdi burası 2 alfa. E buraya da bir beta beta dersem. Dikkat. 90 90 180 ya tamamının 360 yapması için 2 alfa artı 2 beta eşittir ne? 2 alfa artı 2 betanın 180 olması lazım. Yani alfa artı beta buradan ne geldi? 90 geldi. Vay. Alfa artı beta 90 90'sa alfa 90'sa ben buraya beta yazabilirim. E beta 90'sa ben buraya alfa yazabilirim. Yani şu üçgenler ne oldu? Benzer hatta eş. Hatta şurası doğrusal oldu. Burası 90 ya. Alfa artı beta da 90. Toplamı 180 olduğu için doğrusal olmuş oldu arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. E iki üçgen ne oldu? Eş üçgen oldu. Bu arada şu x kenarda çizilen yükseklik tabanı keş parçaya bölecek ya. Hocam x eksi 2 x eksi 2 diye böldü. Şu üçgenlerde de birbirinin eşi. Alfanın karşısı 6 ise alfanın karşısı burada da 6'tır. A dik üçgen yap pisagorunu. X'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı x eksi 2'nin karesi deyip işlem işlem işlemle x'i bulabiliriz. Arkadaş hisset. 6 varsa büyük ihtimalle 6, 8, 10 üçgendir. Yani x yerine 10 yazarsam burası da 8 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Evet x'e 10 buldum. Yani x dediğimiz karenin bir kenarı 10. Karelerin alanları toplamı isteniliyor. Yok. Onun karesi 100 yapıyor. 200 yok şıklarda. Şöyle diyelim arkadaşlar. Karenin alanı nedir diye soralım. Tamam mı? Karenin alanı tek bir karenin alanı nedir diye soralım. O zaman ne olacaktır cevap? Onun karesinden dolayı cevap 100 yapacaktır. Yani cevap Ceyhan yaptı. Bu da güzel bir soru arkadaşlar gerçekten. Zor mu? Değil. Bilmediğin hiçbir şey yok. Zaten soru sana tüyoyu veriyor. Bak x kenarlıklar çıkıyor. Tam ikizkenarlığı kenarlığı vermemiş ama döndürmeden dolayı x kenarlıklar geliyor. Taban uzunlukları var. İkiz kenar üçgende tabana ait yükseklik. Tabanı iki parçaya bölüyor falan. Hep bunları söylüyoruz zaten. Değil mi gençler? Evet bilmediğimiz bir şey burada yoktu arkadaşlar. Gerçekten güzel bir testi bu da. Ve böylelikle kareyi bitirdik mi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yamuk testlerinde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.